Ah, çok iyi sordunuz. Teşekkür ediyorum. Bakın, bir kere onlara verilen bilgi yanlış. Bir, benim bir yakınım denen bir Mehmet Şenbaboğlu. Kendisi de burada. Bir kere açıkta böyle kafesiz girmiş değil. Kendisi müdürdü. Müdür. Ben kendisinde özellikle mevzuat konusunda son derece tecrübeli ve eğitim konusunda ihtiyacımız var. Çünkü bizim üç tür eğitimimiz var. Bir, özellikle bir motivasyon eğitimi dediğimiz bir eğitim başlangıçta. İntibak eğitimi. İkincisi meslek eğitim. Üçüncüsü ihtisas eğitim. Bunun planlanması lazım. Mehmet Bey hem mevzuat hem de intibak eğitimi konusunda son derece uzman olduğu için kendisinden rica etmiştim. Baktı maaşı azalıyor. Gelmek istemedi. Tamam mı? Çünkü maaşı daha yüksekti. Müdürdü. Makam tazminatı falan vardı. Ama ben de teyzem de beni çok sever. Teyzeme dedim ki ya Mehmet'e ihtiyacımız var. Çok tecrübeli. Teyzemi torpil yaparak ancak buraya alabildim. Maaşı da düştü. Ev vardı orada. Burada lojmanda veremedik bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla o birinci derece devlet memuru iken yatay geçişle geçen kişidir. Yanlış bilgilendirmesin lütfen. Kaldı ki bakın ben sadece özel kaleme bir eleman ve basın müşavirine bir eleman aldım. Bu benim hakkım zaten. Ve tamamen mevzuata uygun. Peki biz iki eleman alırken birisi de yatay geçişte tamamen birinci derecede devlet memuru iken, müdürken buraya bir hizmet gayesiyle gelmiş, maaşı azalmışken ortada torpil var mı? Yok. Ve devletin prosedürü içinde. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na sayın yanlış bilgi verip de bunu VIP falan diye söylemek ne kadar doğru. Evvela Kemal Kılıçdaroğlu kendine baksın. Geçmişte kaç tane bütün akrabalarını almış. Ya bunun bunun söylemeye hakkı yok. Çünkü yeni doğan çocukları dahi biliyorsunuz istifa etsin diye mevzuattan o sigortalı hale getirdi. Dolayısıyla onlara bunu söylemeye hakkı yok. Bakın bir de şunu söylüyorum. Ben kaç yıl bakanım biliyor musun? Benden önce bakanların ömrü, bakanlıktaki ömrü 1,5 yıldı. Yani bizden, hükümetimizden önce diyorum. Ortalama bakanlıkların ömrü 1,5 yıl. Hatta 15 ay olan da vardı. Onlar bizim aldığımızın 10 katını almışlar. Biz bu konuda hassasız. Hakkım var mesela. Bakan müşavirliği çok sayıda boş kadro ama almadım. Biz tamamen KPSS'yle alıyoruz. Tamam mı? Bu istisnada çok ihmal edecek derecede azdır. Dediğim gibi o da KPSS değildir. Tamamen işte burada, kendisi de burada. İsterseniz sana özel bilgi versin. Ve birinci derece devlet memurken. İşte bakın görüyorsunuz ne kadar yanlış. Yine de aldatmanın manası yok. Bizim aldığımız kendimiz, aldığımız açık o bakımdan. Tamam.